de sorularımız var. Tamam. Demek Batur Eken Ali bir üniversite bir yıl çağından çıkıp aldı. Şahit üniversiteden de bir vakaya yazıp durdu. Bu resipatı çok ona tasar kaldı. Vakaya mı diye bugün? Demek Amerika'da de bir yazılı yaptı. Şahit üniversiteden de yaptı. Şahit anakasıdan, saytıdan. Saytlardan, evet. Demek o bu yazı yaptı. Bir de Amerika'da iki de ayol tutkan, bir de okul tutkan, bir de kız tutkan diye yaptı. Ne diyeyim? Onu acil atıp almıştır bu işte. Kim kız tutkan, kim nüme tutkan. Bu gen vakıya ne diyor. Ne diyeyim? Onu nüme gibi barışıptı. DNK? Yok, hani genetik analiz karışıptı. DNK analiz gibi olgen. DNK analiz acilat olmadı diye yaptı. Kekin bunlar Saudi'ye geldi. Alımlar gibi soru geldi. Bunlar Kur'an'dan diye yaptı. Sura'nı kildirip, demek erkek kişinin nümasının hakkını. İki barbar köprü akıllı geldi, yani Sura'nı ayakta yapıp kildirip, şu boyunca teşhir ilerdi. Yani, ular teşhir geldi, sütünü, iki ayağından bir tarafını teşhir geldi. Şu bir tane ayağ, demek bir tanesini sütünü kuvvet ediyorken, demek şu oğul körgendi, şunu akıllı acilet oldu, dedi. Şu vakıyanı biri yaptı. Bunu kim biri yaptı dediniz? Şahit'te saytıdan de hani Batur Eken'i mevzum Şahit'te saytı ekirken yok Batur Eken'i şahmatçısı saytıya verildi. Bir de okudum bir. O ayette Akkeli yaptı. Aşağı ayette erkek kişinin hakkını, yaş bulunmanı iki barbar köprü akıllı diye dedi. Yani düşünürse yüze ters yapıldı. Çünkü mesela ayette bunaldaki nima bilan isbot qilish noto'g'ri. Mana birinchidan yo'q nima to'g'ri kelmaydigan narsa. Birinchidan shahar shu voqea bo'libdi. Demak shu voqeani bo'lgani qaysi shahri Amerika yoki qaysi vaqtda. Bu narsa berilmagan. Demak bu narsa fakt emas. Ikkinchi narsa DNA analizida topilmadi. Yani DNK analizi, ben cüde yaşlı bilmem, DNK analizi 10 minte analizden, mesela köprü otel ile anaklaştığı aklına diyor, 10 minte analizden bitti bir metre odaşı mümkün. 10 minte fark boyunca. Yani odaşı geçişi mümkün bir fark. Burası teşhir edilir. Mikrop düşüşü mümkün. Demek ki eğer de o bittersi de odaşken olursa ikincisi de odaşması gerek. İki olsayan, buncalı derecede nüme kılamıyor. Eğer de otanasını acilet olmuyorsa otasını, onasını kilit. Tüp de analiz kılışı mümkün. Tüp de analizde 10 mitte bitti odaşılar diken bulsa, o fakilmez de o, bu ya not olunarsa. Bilmezlik bilmezse. İkinci, yine bir şey ki farkımız, mesela sütte oksil var, nüme var, şu narsalatı, kaysı biri köprü yok. Mesela medisinski fakt yok da, erkek kişi de, bu nasıl yok narsa da, erkek kişi de, oğul bala tutkan da sütü kuvat ile olur da, kız balanı tutkan kuvatsız olur deyken fakt yok bu. Medisinde de yok narsa. Buna da bu medya. Hani bitti ne adı için, şunca hata ile. Haydi yok, yalan fakt çıkıyordu da. Umumiy savol, ya'ni bunda nimaga e'tiroz bor? Maqolaga e'tiroz bormi? Islom dinigami yoki saytgami buni qo'ygan odamgami? Qo'ygan odamlarga. Tamam. Chunki shartni nimasi deb yozayapti. Tushundim. Men aytsa shartni o'zligidan o'qimadim, lekin nimadan qildim-da, i oyatda kelyapti. Ya tamam, tushundim. Demak, u ma'noda siz bilan biz ham fikrimiz. Qur'oni Karim oyatlari dunyodagi qandaydir tibbiydagi qandaydir fizik jarayonni isbotlash uchun ishlatiladigan dalil emas. Qur'on oyatlari mutlaq insonning hayotga ta'lim uchun kelgan ta'limot hisoblanadi. Qur'on oyatlari tibbiyotni aniqlash, fizikani aniqlash uchun kelgan kitob emas. Qur'on kitobi bu matematika kitobi emas.
Kur'an'da kanday insan hayat keçirişliğini o'rgatadigan ta'limot. Endi farazan deylik, tibbiy sohada bir narsa kashf bo'ldi. Va u kashf 100% isbotlandi. İlimmi o'zini kriteriyalari bor. 100% isbotlangandan keyin uni nima deyiladi? Nima deyiladi? 100% isbotlansa fakt deyiladi. Aksioma deyiladi. Bo'ldi. O'zgarmaydi. Faktlar o'sha ilmiy asosni sizga isbotlash uchun keltiriladigan yordamchi kuch ular. Lekin bir narsa 100% hamma faktlar bilan isbotlansa aksioma deyiladi. Ya'ni nima deyiladi? Faktga hojat yo'q endi deyiladi. Buni isbot talab qilinmaydigan haqiqat deyiladi. Agar isbot talab qilinmaydigan haqiqat sifatida bir narsa kashf bo'lsa, Qur'oni Karim uni inkor qilmaydi. Qur'onning mo'jizaligi shunda. Qur'oni Karim ilmiy haqiqatlarga qarshi kitob emas. Qur'oni Karim ilmga qarshi kitob emas. Lekin Qur'oni Karim ilmiy haqiqatlarni isbotlash uchun va tabiiy fanlarni bayon qilish uchun kelgan kitob ham emas. Ha, men ham shuni dedim. Bunga kelishamiz. Burada ikkimiz kelishdik. Ko'p narsada shu nimaga benzin sohalariga qo'shib olyapti. Mana yo'q, qo'shgan, yo'q, qo'shgan. Masalan deylik, embrion sohasida Qur'oni Karimda oyatlar bor. Xo'p, embrionologiya sohasida Qur'oni Karimda oyatlar bor. Mana shu to'g'risida ham men sizga bitta savolim bor edi. Mana tafsir qilib o'qiyotganimda menda bitta savol paydo bo'lib qoldi. Tafsir qilib oldi, sharh yozyapti. Bu mana chuvachay simon nima vaqtda chuvachay simon nimadan yaratilgan degan jayni nima deyapti? O'qigan Amerika va Kanadadagi o'zi ko'radigan olimlar deyapti. Tafsir qilib oldi bu narsa. Shuni chuvachay simonligini Qur'onda yozilganini ko'rib turib, Qur'on muqaddas kitobligi to'g'risida ular iymon keltirdimikan deb tan oldi. Bu yoqqa o'zbekchalarda tan oldi deb yozyapti. Mana men nima shu Amerika va Kanadadagi o'zi kuradigan olimlar nima rasmlar. Shu narsa chuvachay simon ligini odamni Qur'onda yozilganini, demak 1.5 yil oldin shu Qur'onda chuvachay simon deb yozilganini ko'rib, shu Qur'onni muqaddas kitobligiga tan olishdi deb yozyapti. Menga shu narsa yoqmadi. Sizga yoqmasligi uni ilmiy haqiqat emasligini bildirmaydi. Siz o'qiyotgan, siz menga aytib berayotgan narsani siz o'zingiz tushungan tilda gapiryapsiz. O'tunaqa gap yo'q. U odamning kimligini ham bilaman. Amerika bo'yicha, Kanada bo'yicha butun tibbiy soha bo'yicha akademiklarning ustozi, Keith Moore degan odam. Embrionologiya sohasi bo'yicha dunyoda sanoqli insonlardan. U inson o'zini shaxsan ilmiy faoliyatini 30 yil, 40 yil o'rganib xulosalarni aytgan. Ilmiy xulosalar bo'ladi-yu. Masalan, avvaldagilik insonni suyak paydo bo'ladimi ona qornida yoki inson ona qornida go'sht paydo bo'lib, suyak keyin o'sib chiqadimi? Buni oddiy bitta savol. Buni tibbiyot 19-asr oxiriga qadar, 20-asr boshlarigacha inson qornida avval lahta go'sht paydo bo'lib, keyin suyak paydo bo'ladi degan tushuncha bo'lgan. Tibbiyotda bu aniq faktlar bilan isbotlangan. Keith Moore aytadiki, yo'q deydi. Oldin suyak, keyin ustiga go'sht qoplanadi deydi. Va buni ilmiy asosda isbotlaydi. Isbotlar o'sha uni ichida masalan Mu'minun surasida alohida insonning jarayonlari bor. Avval nutfa bo'lganligi, keyin alaqa bo'lganligi, keyin muzg'a bo'lganligi, keyin xalqon ahor, boshqa xalqqa, boshqa narsaga o'tganligi to'g'risida bosqichlar, etaplar zikr qilingan. Alloh taolo bir joyda aytadiki, va kasawnal izoma lahma deydi. Va kasawnal izoma. İzom suyak. Biz suyakka go'sht qopladik deydi. Kiyintirdik deydi. Endi bu masalan ilmda u Keith Moore haqida gap, siz aytayotgan gap. Embrionologiya sohasidagi
Agar bo'lsa tafsirni olib kelsangiz bo'lardi, aniq o'qib gaplashardik. Ya'ni sizdagi hozir aytayotganingiz o'zingiz ko'radigan odamlar demaydi. Hazrat unaqa yo'q, shunday deyilganda, shunday deyilgan. Mana endi u kez bo'ldiki, tafsir oching. Tafsir oching. Nima? Ko'shanaqani oching. Xilolmi? Tafsir xilolmi? O'qidim. Qaysi oyatda? Menimcha shu Baqaradan. Ya Baqarada unaqa gap yo'q. Mo'minning surasida bor. Shu boshi dedi-da, tafsirni boshi dedi. Yo birinchi sur, yo birinchi tomida, yo ikkinchi tomida. Mo'minning yoki anaqada bo'ladi. Alaq surasida bo'ladi. Bu to'g'ri mana shu. Eng birinchi logiyada. Shayx endi shunday menga shu nima qildi? Demak, shu nimani olimlar tan oldi Qur'onni. Shu Qur'onda yo shunday yozilganini ko'rib turib, deyapti-da. Kesmur shu. Kesmur qidiring. Hozir to'g'ri emas. Kesmur, ayni kesmur embrionologiya sohasi bo'yicha oxirgi 20-asrning oxirlarida sanoqli olimlardan. Bu odamga Abdulmajid Zindoniy degan odam, uni bir tashkiloti bor. Butun dunyo ulamolariga islomdagi ularning sohasiga tegishli bo'lgan matnlarni jo'natishadi. Aytishadiki, masalan, embrionologiya sohasida dunyoning eng mashhur olimi hozir kim? Desa, Keyt Mur. Xo'p, Keyt Mur janoblari, bizni muqaddas kitobimizda embrionologiyaga aloqador mana bu oyatlar bor. Hadislarga aloqador mana bu hadislar bor. Masalan, 40 kunda insonni xilqati paydo bo'lishligi haqidagi hadislar bor. O'sha hadislarni jo'natishga, uni emailiga. Keyt Mur hadislarni o'qigandan keyin hayron qolgan. Bu turibdi. Bu agar u odam o'tib ketmagan bo'lsa, real faktlar bular. Ya'ni siz aytayotgan singari, u bor, mavjud. Ya'ni kimligi aytilmagan degan gap yo'q. Aniq shaxslar haqida gap ketyapti. U holatni o'qigandan keyin aytganki, buni degan 1400 yil oldin cho'l sharoitida shu hech narsani bilib o'qishi bilmagan odam shuni yozishi mumkinmi degan. Deganda aytganki, yo'q, bunisi bo'lishi mumkin emas degan. Buni o'zi apparatlari chiqqandan keyingina ko'rsa bo'ladigan haqiqatlar bular degan. Insonni bu yoqdan qarab, o'zi apparatsiz buni ichidagi jarayon mana bu kunda shunga yetadi, 39 kunda bunaqa bo'ladi, 40-chi kuni bunaqa bo'ladi deb bo'lmaydi degan. Bu mumkin emas degan, menga degan imkon beringlar, ilmiy haqiqatlarimni qaytadan ko'rib chiqaman degan. Va ko'rib chiqqan, o'zini ilmiy haqiqatlariga Qur'on hadislardan ilovalar qo'shgan. Haqiqatda mana bu oyatda, mana bu hadisda shunaqa degan va Keyt Mur musulmon bo'lganligi to'g'risida ko'pchilikning oldida e'tiroflari bor. Endi men bu odamni qanchalik embrionologiya zohati bilmayman, lekin haqiqatan endi sizga meni fikrimga keldi, yaqinlashdingiz. Ashu demak, o'zi paydo bo'lishdan oldin 1.5 yil oldin qanday qilib bilingan degan savol kelyapti-da. Ana endi to'g'ri shu. Bu narsa asosan shuniga keldik biz. Bu narsa mana embrionologiya to'g'risida degan Qur'ondagi embrionologiya to'g'risida Qur'onda yo 5ta yo 6ta oyat bor ekan. Har xil joyda kelganda siz aytgandek. Endi shu narsani 5ta oyatda bunday ketma-ket qo'yadigan bo'lsak, endi 2000 yilcha oldin Galen degan katta olimimiz o'tgan. Medisina sohasida Galen degan hozir galenovi preparati deydi, nastoyka nimalardi, galenovi preparati. Shu galenni kitobida. Qaysi kitobida? Meditsina kitobida. Nomi nima o'sha kitob? Nomini bilmayman, lekin meditsina kitobida galen to'g'risida kitob topilsa nima qilsa kerak. Galenni kitobida bor narsalar yozilganda. Demoqchi bo'lganim, aslida ekan, galenni siz bilan biz bugun nomini zikr qilib, eslab uni kitobi borligini, tibbiyot sohasida tibbiy asoslarga harakat. U narsani demoqchi emasman. Men nima demoqchini tushunmayapsiz. Yo'q, hozir mana. Mana menga bir tugatib qo'yish. Qur'onda yozilgan narsalar, Qur'onda yozilgan narsa embrionologiya bo'yicha payg'ambardan 500 yil oldin xuddi shu narsani bilishganda. Qani o'sha sizga qaysi kitobsan bilmayapsiz. Yo'q, masalan, Galenni hozir. Yo'q, masalanda u siz masalan nima qilingani bilmayman. Galenni kitobda gapirmagan. Galen latin tilida yozilgan. Latin tilmasi. Kitobi borligini bilmayman, lekin Galen latin emas. Galen bu Yunon falsafasining katta odamlaridan. Yo'q, u vrach bo'lgan. Har bir vrach faylasuf bo'lgan. Har bir faylasuf vrach bo'lgan. Bugungi til bilan aytganda. Galenni, men sizga aytayotgan gapimni jumlaning oxirigacha eshitsangiz,
Müslümanlar bu gelen doğrusu da siz bilen biz bugün malumatki ege bul geldiğimizin asasçıları kim? Gelenini bizge tercüme kıyan adamlar kim? Gelen gaplaşken payetteki lügat yok hazır. Gelen payetteki til yok hazır. Ulik tillerge kadar İbrani tili hesaplanadı. Uşa tillerge adamların kitabını Renesans davrida Beytül Hikmede oturgen Beytül Hikmede. Uşa bizde ecdatlarımız tercüme kıyan. Bizden aldığınca avlatta tibbi sahada İbn-i Masavayh'ni işitken misiniz? Yok. Yani İbn-i Masavayh'lar aynı meneşi sahanı rektörlere bugün. Uzun Nasrani bugün, lakin Müslümanların institut üniversitelerinde gelip işleyen rektör bugün. İslam ümmeti, Müslümanlar revajlengen payetede din tellemegen, itikad acizetmegen. Kesin işlesin degen. Kanı sahası kanaka. İbn-i Masavayh davrıda tembirdir. Başka din vakili tibbiyat sahası da Harun al-Rashid'in madrasası da oğlum hesaplanken. Uşalar tarihte ötken asarlarını. Sukrat'ta bugün biz katten biliyemiz. Sukrat'ın asarları biz geç yetip yemeyken Sakrat'ın. Arastu'nu kayırdan biliyemiz Aristotel'ini. Biz bilmeyemiz aslında Aristotel'ini kimliğini. Gelenini biz hazır katten işte yapıyoruz. Rus kitapları katten aldın. Rusça yazmıyken ki bu. Bularının barçasını Beytül Hikmede ulamalar oturup alıp tercüme kılışıp Mamun Harun al-Rashid'in oğlu. Her bitti kitapke ağırlığı da tilla vergen. Var mı şuna ki ilimge itibar kigen yani civilizasyon? İlla hazır var. En revajlengen devletler kitapke itibar veredi. Gelin doğrusu da gepri yapsınız. Yani bundan kelediğin hulası Kur'an-ı Kerim Gelenden keyin 500 yıl keyin çıkı yaptı mı? Gelenden koçurgen degen kulasan o doğru. Çünkü bu Peygamber aleyhissalatu vesselam gelen kitaplarını koruş, okuş imkaniyeti mutlaka ege bu mu geller? Yok, ben gelen kitaplarını koçurgen deyimi yapmıyorum. Birinci kulasını. Gelene özünü. Öşü vaktdeki nümasını, ben mesela özüdeki medisinanı nümasını belgen. İkinci kulağısını ayırtayız. Birinci kulağısı şu, sızmaz. Başkaları ayırtadı. Başkaları ayırtadı. Mesela yeri yumalak ekerliği Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de var. وَكَوَّرَنَّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ dedi. Kavvara kelimesi uğraş degeni. Keçeni Allah-u Teala kündüzüge, kündüzüne keçige uğraydı. Uğraş demek işletiledi? Yumalak nersi işletiledi. Kurra, kavur kelimeleri topka itiledi. Bu Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği. Bu degeni hemen hakikat Kur'an'dan başladı. Bundan yolda hiç narsa yok degenemez. Ha, ondan aldığım hakikatler bugün. Ha, ondan aldığım medisine yutuklarına erişken cemiyetler bugün. Bunu hiç kim inkar kımaydı. Lekin o ölik cemiyetler bugün. Ölik, tamam, tügel bugün cemiyetler. Bütün dünyanın rivojlanış fundamentini Beytül Hikmeden tapasız. Avrupa'nın bugünkü günge yetip yegen cihatını Beytül Hikmeden tapasız. Başka cay yok. Andalusiya'dan tapasız. Andalusiya'nı Müslümanlar 600 yıl dünya medeniyetine ilantırdı. Dünya medeniyetini o şey Kurtubede, Kardobe deyimiz hazır. Ulamalar yetiştirdi. İbn-i Rüşdler, İbn-i Haldunlar yetiştirdi. Raziler bütün dünyaya yetiştirdi. Bu meselelerde İbn-i Sinalar dünyaya yani aksiyomalar verdiler. Yani delil soruşka imkaniyet koyuşkanı yok. Beruniler, Farganiler bular ilmi asosga kurdi. Bu degani islomga asosi, ya'ni islomga ta'na bo'lmaydi, ha? Islom tarixdagi haqiqatlarni tan oladi. Mana hozir ham aytayapman sizga. Siz tibbiy sohada bir narsani isbotlasangiz va unga dalil hojat qoldirmasangiz, islom aytadiki, bu haq ergashdi. Aqliy qat'iyatlar degan modda bor islomda. Sizda aqliyingiz qat'iy dalil sifatida isbotladimi ergashamiz. Lekin siz Galen yozgan, qaysi kitob? Bilmayman. Qaysi til? Bilmayman desangiz bo'lmaydi. Bundaqlarda mana masalan shu oyatlarda ilohiylik yerligini isbot qilish uchun Amerika mana sharhni o'zi bir yaxshi qarab ko'rsa nima qilamiz? Bunsa men bor uydan akademikni ta'rifli oldi o'zini. Oltinligi bor. Amerika va Kanadalik uzi ko'ruvchi olimlar shuni tan oldi deyapti-da. Endi men hozir yana bitta nima qilmoqchiman. Xo'p, mana galeniki o'lib ketsin, mana chunki. Lekin 3 oylik asha chuvalchang simon xondan chuvalchang simon bo'lishi 3 oylik. 3 oylik nimani? Bu narsani 50 ming yil, 60 ming yil oldin ham bilishgan.
50 bin, 60 bin yıl oldun, yeryüzünde hayat bu geldiği kanak kısmatıyız var. Bu narsana antropologiya degan. Yo, antropologiya nisbatan. Arxeologiya degan narsa. Arxeologiya nisbatan aniq fanlar turkmaga kirmaydi. Nima keldi aniq fanlar to'g'risida? Qanaqa aniq fan kiradi? Masalan, arxeologiya suyakni oladi. Ha, suyakni oladi. Suyakni olgandan keyin u necha ming yil oldin yasaydiganda 1000 ta radiatsiya to'pining yana boshqa 1000 xil nisbatan. Siz isbotlangan narsalar ular. Siz ilmiy ilm haqida gapiryapsiz. Men bilan siz men ilm haqida gapiryapman. Institut o'qigansiz, to'g'rimi? Universitet bitirgansiz. Oldin yashagan, aholi yashagan. Sizga savol, bir mantiq qo'yib olishimiz kerak-da. Antropologiya, arxeologiya agar aniq fanlar jumlasiga kiradi desangiz, bahsimiz tugadi. Nimaga deng? Endi aniq fanlarga kirmaydi. Aniq fanlarga matematika kiradi. Fizika. Fizika kiradi. Antropologiya, arxeologiya fani matematikadan foydalanadi o'zini aniq fanlar safiga kirgizish uchun. Asli bu aniq fan emas, nisbatan aytadi. Yani, agar aniq bo'lganda siz eshiting, aniq fan bo'lganda 50 ming, 60 ming demasdingiz. Aniq 50 ming yil derdingiz. Kunigacha aytardingiz. Aniq fan kunigacha aytadi, sekundigacha aytadi. Endi masalan, ular teoriya, aksioma emas. Masalan, ular deydigan bo'lsangiz, meditsina ham aniq fan emas ekanda. Yo, meditsina aniq fan, nimaga aniq fan emas? Yo'q. Aniq fanga kirmaydi, chunki meditsinasi mana masalan meditsina. Meditsina nimaga bog'liq? Meditsina biologiyaga bog'liq, fizikaga bog'liq. Aniq fan aniq tepadagi turgan narsa bilan shug'ullanadi. Antropologiyamiz, antropologiya, biologiya. Antropologiya qo'ying, mayli. Bitta bo'limi, tamam. Bo'limi. Bo'limi. Lekin antropologiya, arxeologiya aniq fanga kirmaydi. Endi arxeologiya aniq fanga kirmasa ham u masalan harakat qiladi u narsa. Harakat qilib keyin eplolmaydi. Xo'p, mana xo'p, antropologiya nimasiz? Suvaylar topildi. Suvaylar topildi. Buni suvaylar necha yil oldin o'rganligi to'g'risida DNK analizlari qilinyapti hozir. 50 ming, 30 ming yil oldingi neandertal odamlar to'g'risida. Neandertal odam degan tushuncha mutlaqo isbotlanmagan nazariyadan boshqa narsa emas. Bu narsa isbot qilingan. Masalan, endi mana masalan, o'rta asr o'rtalik suyakni qatlamang isbotlaysiz hozir. Mana masalan, hozir agarda biz Darvin ta'limotiga keldik endi. Yo'q, hozir agarda siz bilan men, agarda siz bilan men 400-500 yil oldin shu suhbat qilayotganimizda siz menga hech qachon yerda yumaloqligini sen bekor aytyapsan deydi. 1000 yil oldin bizni islom ulamolari ittifoq qilgan yumaloqligiga. 1000 yil oldin sizga xohlasangiz 100 ta olimni dalilini kitobida ko'rsataman. Ibn Hazmdan tortib, Beruniydan tortib. Beruniy qachon o'tgan? Endi Beruniy 1000 yil oldin. 1000 yil oldin globusni birinchi bo'lib o'rtaga qo'ygan odam. Qanaqasiga islom ummatiga bunaqa noto'g'ri fikr qaratasiz? Islom ummatini tushunish uchun islomni to'g'ri tushunish kerak. Islomni tushunmagan, Yevropa sizga bergan ta'limot, siz Yevropadan olingan kitob ma'lumotlar bilan ha, islom shunaqa ekan degan odam adashadi. Siz uzr kechirasizmi, sizga men hurmatim boshim ustidada, ya'ni arxeologiya aniq fanlar jumlasiga kiradi desangiz, mavzu davom etish imkoniyatimiz yo'q. Nimaga? Ikkalamiz ikkita tilda gaplashayotgan bo'lamiz. Albatta, hozir ikkita tilda. Men xo'p, mana masalan neandertal odam yo'q deyapsiz. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yo'q, bo'lishi mumkin emas deganmasda, Darvinizm ta'limotiga keldik. Endi boshlab boshlaymiz. Nechta suyak topildi? O'rta suyak yo'q-da. Nechta suyak topildi? O'rta suyak yo'q. Yo'q, bu yerda juda ko'p suyaklar bor. O'rtadagi suyak yo'q. Butun dunyo qidirib yo'q. Neandertal. O'rta suyak degani mana maymunda o'sha neandertal boshqa homo sapiens degan anaqalarga aylanib o'tishlik jarayonida maymun bilan odam o'rtasidagi o'rtaliq yo'q. Buni hali biror joydan hali topishgani yo'q. Topishsa butun dunyoni boshiga ko'tarishadi. Mana islom xato deyishadi. Yo'q, mana fasol yo'q. Bu to'g'risida masalan men bu to'g'risida o'rta suyak to'g'risida ham bir qator bir o'qib ko'ring. Avstralopitek bor, Gedeberg odam bor, neandertal odam, neandertal odam. Bu o'rtadagi odam emas bu. Bu parallel odam bo'lgan, parallel oyoq bo'lgan. O'rtada maymun bilan odam o'rtasidagi odam emas. Bu parallel odam bo'lgan, yo'q bo'lgan. Lekin bu narsa mana hozir biz yangi fanga o'tdik. Ya'ni darvinizm ta'limoti, ya'ni evolyutsiya nazariyasi. Bu nazariya to'g'risida menda ma'lumot bor. Men o'qiganman. Evolyutsiya nazariyasining asoschilari kimligini bilaman, nimaga suyanganligini bilaman.
va siz bilan bu bahsni qiladigan bo'lsak, evolyutsiya nazariyasi to'g'risida o'rtamizga ilmiy mezonni qo'yishimiz kerak. Qo'ymasak, Darwin to'g'risida nima qiladigan bo'lsak, biz sporimiz 1 yilda ham tugamaydi. Yo'q, bo'p sizga savol beraman. Darwin ta'limoti bilan Lamarck ta'limoti orasida nima farq bor? Chunki sizga Darwinni taqdim qilishgan. Asli Darwin Lamarckni oldida nima bo'lgan? Darwin o'zi nima deydi? Ruhoniy bo'lgan. Ruhoniy bo'lgan. Ruhoniy oilada bo'lgan, keyin qochib chiqib ketib, biologiya bo'yicha vrach bo'lmagan. Xullas, nimalarnidir qidirib yurib, barda chichqonga qarab, mushukka qarab shunaqa bo'lsa, sizga Aslibek aka, mendan yoshingiz katta ekan, sizga men savol berdim, oddiy savol. Bu bahsni to'g'ri tushunishimiz uchun Lamarck bilan Darwin orasidagi farqni ajratgan odam bo'lishingiz kerak. U bo'lmasa bunda ham suhbat tugaydi. Nimaga? Chunki Darwin sizga aytayotgan tushunchalarni Lamarck tushunchalari bilan tushunmasangiz, siz ya'ni tor doira Lamarck bir a'zo o'zidan keyingi avlodga rivojlanish effektini kapirovat qilib qoldiradi degan Lamarck. Darwin aytganki, bir a'zo ehtiyoj tug'ilmasa yo'q bo'lib ketishlikka mahkum degan. Endi bu ikkalasining orasida farq bor. Endi mana bunday edi. Ilm fan hech qachon qatib qolgan narsa emas. Biologiya ham, tarix ham, mana tarixiy fanni oladigan bo'lsak, aslida bu umumiy gaplar. Bular umumiy gaplar. Bizning mavzuyimizda javob berish uchun umumiy gaplardan foydalanishga ehtiyoj yo'q. Men sizga konkret savol beryapman. Lamarck nazariyasini bilmaysizmi? Bilmayman men. Tamam. Unda bu mavzuni to'xtatamiz. Kimligini tanlamayman, bilmayman kimligini. Ya siz yozing, mana bu suhbatdan keyin borib qidirib izlang. Lamarck kim edi? Lamarck nazariyasi nima uchun orqada qolib ketdi? Nima uchun bizga Darwin ta'limotini tiqishtirishdi? Chunki Darwin ta'limoti ko'proq insonlarni manqurt qilishlikka ishlardi, yarardi. Lamarck aralashib ketsa, sal odamlar fikr o'ylaydi-da, to'xta, Darwinga qarshi ta'limotdan bor ekan-ku deydi. Darwinga shubha uyg'onadi. Shuning uchun Lamarckni bekitishdi. Siz Lamarckni o'qing, Darwin tufta bo'lib qoladi. Lamarckni o'qigandan keyin Kant nazariyalarini o'qing, boshqa nazariyalarni o'qing, Lamarck ham sinadi. Oxiri islomga kelasiz. Boshqa hech yo'q. Men endi islom nima qilib turib, islom nazariyasida men sizga aytay, islom nazariyasida tarix haqiqati bu aniq fanlar turkumiga kirmaydi. Illo islom tarixi boshqa har qanday tarixni oldida ilmiy haqiqatga ega. Tarixiy faktlarga ko'ra, maksimum inson hayoti yer yuzida 10 ming yil, 6 ming yil atrofidagida ixtilof bor. Maksimum 10 ming yildan ortiq odam yo'q yer yuzida. Odam alayhissalotu vasallam yerga tushganda halol haromni farqiga bormagan, jun bosgan odam bo'lmagan. Juda madaniyatli bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomning hadislari bor. Insonni fitratidan deb 10 ta narsani aytganlar. O'sha fitratga mo'ylovni qisqartirish, tirnoqlarni olish, tishlarni yuvish, qo'llarni hilol qilish, harom tuklarni olish. Bu inson yer yuziga kelganda bor madaniyat bu. Ha, usul qilish, tahorat qilish inson madaniyati bu. Endi Darwin ta'limoti nima edi? Mehnat sari odamlar rivojlanib boradi. Biz hozir qadimdagi har qanday tarixdan kuchli bo'lishimiz kerak. Nazariya Darwin nazariyasiga ko'ra. Nimaga? Evolyutsiya rivojlanishga qurilgan. Rivojlanmagan yo'q bo'lib ketish kerak. Lekin tarixda shunaqangi ilmiy haqiqatlar bor. Sulaymon alayhissalom davrida jismni 3 oylik yo'ldan ko'chirib olib kelib qo'yishgan ilm bilan. Qur'oni Karimda oyat turibdi. Sulaymon alayhissalom mana bu Bilqisning taxtini kim olib kelib qo'yadi oldimga deganda, yonda turgan ilmli odam aytdiki, ko'zingizni yumib ochguncha olib kelib qo'yaman dedi. Sulaymon alayhissalom ko'zini yumib bitta ochsa, oldida taxt turibdi. Bilqisning taxti. Taxt tilladan u. Qancha ham tonna bo'ladi u. Demak, buni ulamolar aytadiki, demak tarixda shunday ilmiy texnologik taraqqiyot shunaqa darajada bo'lganki, biz hozir uni oldida ip esholmaymiz. Jismni ko'chirgan odamlar, jismni bir joydan ikkinchi joyga ko'targan, hozirgi kundagi eng taraqqiy etgan Amerikadagi ilmiy kongresslar jismni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish masalasini bahs qilishyapti hozir. Ovozni ko'chirishdi. Mana hozir telefonda men gapiryapman, mana jonli efirda efir qo'yyapman, kadr ko'chiyapti. Meni kadrimni fokus o'ziga olyapti. Parçalab bitta to'lqindan boshqa butun dunyoga yig'ib beryapti. Kadr ko'chiyapti, ovoz ko'chiyapti. Lekin tarixda jismni ko'chirgan,
Hoş, nima bo'ldi evolyutsion nazariya? Biz orqada qolib ketdik. Biz orqada qolib ketdik. Orqada qolishimiz mumkin emas edi. Xo'p. Mana masalan 10 ming yil bu yerda yapsa, 30 ming, 40 ming yillik suvlarchi. Ular aytdim sizga, bular hammasi noaniq fanlarga kiradi, taxminlarga kiradi. Taxmin emas, chunki bu narsa radioizotopni metod degan narsa bor. Shundan o'ta bitta fan bilan uni isbotlolmaysiz. Masalan, radioizotopni stil bilan isbotladim desangiz, u arifmetikaga to'g'ri kelmay qoladi. Arifmetika bilan isbotladim desangiz, biologik jarayonga to'g'ri kelmay qoladi. Biologik jarayon bilan isbotladim desangiz, boshqa bir fiziologik qonunga to'g'ri kelmay qoladi. Bular demak nima bo'lib qoladi? Hozir bor fanni, hozir shuncha necha mingta odam, necha minglab yillar qilingan nimalar hozir hammasi bekor deyapsiz. Bekor bo'lishi mumkin emasmi? Bu masala. Chunki fanda shunaqa narsa bor, ilmda. Shuncha odam bilgani bekormi degan gap faktga o'tmaydi. Bekor bo'lishi mumkin. Milliard odam e'tiqod qilayotgan, milliard odam sigirga sig'inayotgan tariqatlar bor. O'sha milliard odam xato qilyapti deya olmaymanmi? Nimaga? Ular u milliard bo'lishligi u yo'lini haqligini bildirmaydi. Mana masalan ilm o'z-o'zi ertaga bo'lib qolmaydi. Masalan Xo'p, ilmga ta'rif aytaylik. Mana ilm haqida gaplashamiz. Menga mikrobiologiyani o'qitilyapti. Mikrobiologiya. Shunda ham kichkina, masalan, biz mikrobiologiyani o'qiganimizda kichkina ko'zi ko'rmas mikroblar bor-da. Bizga qanday qilib o'qitilgan, shu narsani biz mikroskopda ko'rib, o'zimiz ko'rib ko'rganmiz. Ilm fan hech qachon quruq gapga asoslanmagan. Hech qachon. Xo'p, endi ta'rif qilaylik. Bu isbot bilan qilinadi. Aslibekka ta'rif qilaylik, ilm nima o'zi? Ilm mana masalan diniy ilm to'g'risida bilmayman, lekin ilm isbot qilingan, tajriba o'tkazilgan. Mana masalan bir odam bir narsani mana masalan meditsinada, ilmda bir odam bir narsani ixtiro qildi. Masalan birorta kasallikni mana shu mikrob qo'zg'atar ekan deb ixtiro qildi. Endi bu narsani qanday qilgan? Ilmiy tajriba orqali qilgan. Endi bu ilmiy tajribani nima gap chiqadi? Har bitta sohada jurnallar bor, jurnalga yozadi. Ikkinchi konferensiyalarda aytadi, men shunaqa narsani qildim, mana shunaqa isbot qildim. Endi buni oponentlari bo'ladi. Balki quruq gapdir bu deb. Mananı qanday qilgansan, buni qanday qilgansan deb. Keyin yana boshqasi shu narsani to'g'ri deganmi, noto'g'ri deganmi deb yana sinov qilib ko'radi. Keyin ilm chiqadi bu. Siz ilmni bosqichlarini aytib berdingiz bizga. Men sizga ilm nima deb savol berdim. Masalan, mana masalan ilm bir narsani bilishdi. Biror narsani bilishimiz, ilm bilishimiz. Bilmagan narsamiz, masalan bir narsa bor-ku biz bilmaganmiz hali. U ilm bo'lmaydimi? U ilm bo'lmaydi. Nimaga? Bor-ku. Lekin bu narsani borligini bilmaymiz, u isbot qilinmagan. Bor. Isbot qilinmadi-yu, bor misol uchun. Mana masalan, biror narsa bor deyildi. Bu ilmiy tarafdan isbot qilinmadi. Bu narsa ilmda simda ketayotgan tokni ushlab ko'rib bilamizmi? Yo'q. Ushlab ko'rib bilmaymiz. U narsani apparatlarda ushlab turib. Xo'p, apparat yo'q. Apparat yo'q, tok turibdi. Ikkalamiz gaplashib o'tiribmiz. Men sizga aytayapman, shu simda tok bor deyapman. Eshiting. Men sizga aytayapman, shu simda tok bor deyapman. Siz aytayapsizki, bunda tok yo'q, bu ilm emas deyapsiz. Men aytayapman. Yo'q, men ilm emas. Xo'p, bu kishi aytayapti. Bu kishi aytayaptiki, mana shu simda tok yo'q deyapti. Mana aytayapman. Tokni borligini. Ya bilmadik deb. Yo'q, bilmadik emas. Masalan, tokni bor yo'qligini bilmadik. Masalan, bilamiz, tok bor narsaligini bilamiz. Hali bilmadik. Hali bilmadik. Tok o'tayotganini, tok sim borligini bilamiz. Lekin yo, simda tok borligini bilmadik ikkalamiz ham. Yo'q, bilmadik. Bilamiz. Lekin masalan, men bilaman, tok shu simda tok o'tadi, tok bor. O'tadi, hozir tok yo'q. Yo'q, tok borligini bilamiz. Ilmda isbot qilingan. Lekin hozir shu tok simda tok bor yo'qligini uchun hech qachon ushlab ko'rmaymiz. Biror narsani biroz tekshirib ko'ramiz. Chunki bilamiz, chunki simda tok borligini. O'sha ilmmi? Ilm o'sha. Hali bilmasdan turib ham ilm bo'ladi, ya'ni. Masalan, toklik, tok bor yo'qligini bilmasa, bu bilmagan narsamiz bo'ladi. Endi bunday desangiz to'g'ri bo'ladi. Sizni men gapingizni to'g'rilab qo'yay. Sizga nisbatan ilm bo'lmaydi u. Men bilsam, menga nisbatan ilm bo'ladi.
Ana bu da doğru bo'ladi. Yo'q. Hozir biz hozir u erta ko'tib ketyapmiz. Masalan, bilmagan narsamizni nima qilish ilmi deyapmiz. Biz masalan to'qni bilamiz. Mana bilmagan narsamiz. Siz hozir mikrobiologiya bilan shug'ullanasizmi, o'qiganmisiz? Mikrobiologiyani o'qiganman. Hozir sizga medisinadan hamma sohasini o'qiganman. Hozir taxminan 3 marta savol berdim, 3 ta savolga javob yo'q. Qaytadan o'qish kerak menga. Qanday qilib? Mana ikkita ko'rib turibdi hamma. Sizga bergan savolimga javob bera olmaysiz. Mikrobiologiya boshqani ham o'qidim deyapti. Lamarkni tanimayapsiz, misol uchun. Endi sizga eshiting. Higgs parchasi nima degani? Higgs parchasi fizikaga bog'langan narsa, medisinaga aloqasi yo'q. Nimaga? Yo, fizikada. Yo, fizika, xo'p, meditsina ham fizika ham meditsina bir bo'lagi. Mediklar fiziologik jarayonni o'rganadi. Fiziologik jarayon, fiziologik jarayon. Mana masalan, buni siz gapirishingiz, harakat qilishingiz, nafas olishingiz, yuragingiz, dandingiz, shular fiziologik jarayon. Modda fizik jarayon, fizik jarayon. Fiziologik jarayon tirik organizmlar harakatini o'rganadi. Fizika boshqa, fiziologiya boshqa. Bo'ldi. Fiziologiya jonli nimalarni harakatini fiziologiyasini. Energiya aloqador bo'l. Lekin modda fizika. U fizika. Aslında bu boshqa narsa, bu to'g'ri narsa deyman. Tamam. Lekin fiziologiyani bilaman. Siz bir narsa deya olmaydigan narsa u ilm degani emas. Endi men sizga aytayapman. Higgs parchasini bilasiz, to'g'rimi? Bilaman. Uni ko'rganmizmi? Ko'rmaganmiz. Kim ko'rgan? Biroq ko'rmagan, hozir shu narsani endi tajriba boryapti. Lekin bor deyapdimi? Bor deyapti, tajriba boryapti. Uni tabiati, uni anaqasi, mavjudiyati ilmmi, ilm emasmi? Ilm. Hech kim ko'rgani yo'q, topolgani yo'q. Lekin shu narsani 1 milliard dollarlik laboratoriya shuning uchun qurildi. Shuning uchun qurildi, Shveysariyadagi. Shuni aytayapman. Collider. Shuning uchun qurildi. Lekin Higgs qanaqa parcha u? Higgs sekundni milliarddan birida paydo bo'lib yo'q bo'ladigan narsa. Endi shu narsa. Yana paydo bo'lib yo'q bo'ladi. Uni ushlash uchun biz vaqt analizida oldinda yurishimiz. Men sizga ilmni ta'rifini aytaman. Siz ilmni ta'rifini bilmaysiz. Nima qilyapsiz? Asadbek aka, ilmni ta'rifi bor. Ilmni ta'rifi narsani voqealikda qandayligini bilishga ilm deyiladi. Bir narsani voqealikda qanday shu. Shuni o'rganishga ilm deyiladi. Endi o'rganish tabaqasi bor, jarayoni. O'rganish tabaqasi jarayonida ilmni formulasi bor. Ilm aytadiki, isbotlanmaguncha u shubha ostida qoladi deydi. İlimi tarifi şu. Şunun için ayetledi ki, menge Allah'ını korsat deydi. Allah fizikemez ki, maddemez ki Allah'ını sizi korsatı beredigen. Bu, maddegi tek işli kaide. Körmegen narsam ilim bu meyde deyiş, siz bilen bu sohbetini hem tüketişimizde sebep boladı. Hop, şunu bilen bizge indi. Yine hazır bir 5-10 metre sonra maksimde. Yine bir oturamaz, bizge telefon kılık işe yaptı, bir cahaya uçuşturumuz var. Hazır yine kızı kaldı ya, 5-10 yıl. Ben bilen yapılaşken hemen kızı kaldı. Değil mi? Hop, ben de şimdi, hazır bana hop. Hazır mesela siz, hazır başka dünyada, hop bana ilim yok. Ben de dünyayı mı etkenim yok. Siz de dünyayı mı yapılaşıyor. Ben sizge hazır dünyayı mı etsem, siz bunu mu yapılaşıyor? Mesela hazır. Hakikat ilim necha mingta odam isbot qilib nima qilingan narsalar siz yo'q deysiz. Endi biz hozir nima deb bular sport qila olmaymiz. Qila olmaysizlar. 1 milliard odam sigirga sig'inyapti. Men ularga qarshiman. 1 milliard odam adashgan. Sig'inarsin ular. Ular sig'inar. Lekin sizga aytayotganim evolyutsiya nazariyalari suyak bilan arxeologiya aniq fan deyishingiz qancha odam 30 ming yil oldin odamni yo'q deyishingiz tayyor sunaylar turganda yo'q tayyor isbotlanganda yo'q deyish o'zi siz bilan biz masalan haqiqatda bu to'g'risida suhbat qilishimiz hojati yo'q. Endi xo'p yana bitta taraf hozir aniq gapda ehtimoliy gap yo'q ehtimoliy gap masalan bu aksioma bu isbot qilingan aksioma. Endi xo'p, Malik, to'xtang, to'xtaydingiz-da hozir. Hozir sportchik, biroz sport qilaman. Hozir siz bu narsani bilmaysiz. Rostdan mana shu. Yo'q, siz hozir rostdan mana shu narsani siz aksioma deyish bilan diplom olganmisiz? Oliy ma'lumotli. Rostini aytayapman. Nima diplom? Men medisina sohasidan. Oliy ma'lumotli. Bo'lgansiz-a? Siz noaniq fanlarni aksioma deb nomlayapsiz. Noaniq qanaqa qilib sizga diplom berishga? Qanday noaniq bo'lishi mumkin? Chunki suyak turgan bo'lsa-yu, suyak o'sha 30 ming yil oldinligi isbotlangan bo'lsa. Yo, suyakni o'zi aniq. 30 ming yilligi noaniq fanga kiradi. Shu narsani aniqligi aniqda.
aniqligi sizga sizga. Yo, mana masalan 30 ming yil. Bir narsani aniqligi yana aniqlanmaydi. Aksioma degani 2 2 4 degani. Tortishmaydi unga. Xo'p, bu to'g'risida to'xtab turaylik-da, bitta taraf bor. İslam dinini, İslam dinini aniq hujjati Qur'on bilan hadismi? Undan oshiq hujjat yo'q. Endi uni bizga tushuntiradigan Qur'on hadis paytida yashagan odamlar. Buni tafsil, lekin ular ham Qur'on bilan hadisga asoslanadi. Asosiy hujjat. Masalan deylik, Qur'onda bir oyatni o'qisangiz, uni 20 xil ma'nosi bor. Xo'p, eshiting, eshiting. Menga berib, baribir Qur'on bilan hadis. Albatta. Qur'onni 20 ta ma'nosi bor bitta oyatni. 20 ta ma'noni odam xohlaganidek, o'ziga yoqqanidek olib ketishga haqqi yo'q. Nima qilamiz? O'sha oyat tushayotgan paytida yashagan jamoa bor. O'sha jamoani shogirdlari bor. O'sha silsila bilan bizgacha yetib kelayotgan uzilmas real shaxslar bor. Ular haligi antropologiya, arxeologiya bilan qidiradigan narsa emas. Bular tirik shaxslar. Men bu kishini ko'rib turibmanmi? Shunda yuzma-yuz gaplashganman. Bu kishi mendan ketib bu kishiga aytgan. Bu kishi o'zini farzandiga aytgan va bularning tarixlari kitoblarda turibdi kimligi. Ularni inkor qilib bo'lmaydigan shaxslar. Xo'p, mana o'sha ma'noda Qur'on, sunnat bizga hujjat. Xo'p, mana hozir bir ikkita nimalarimiz kelyapti. Mana Qur'onda yana nimada kelyapti? Aka, menga payg'ambarimizda 3 minut vaqtim qoldi. Agar xulosa desak tugatamiz inshaalloh. Xo'p, payg'ambarimiz davrida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida nimalar yashagan? 3ta 2ta arab qabilasi, 3ta yahudi qabilasi yashagan. Shular chist yahudi bo'lgan yoki arab bo'lgan? Arab bo'lib turib, yahudiylikni qabul qilgan arablar bo'lgan. Yo, yahudiylik qabul qilinadigan demas. Yahudi bunun için tug'ilish kerak. Xo'p, demak bular yahudi bo'lgan. Tarixda ham sizda biroz chalkash ma'lumot bor. Qanaqa qilib yahudiylikni boshqa arab qabul qiladi? Yahudiylik tug'ilish bilan bo'ladi. Ona yahud bo'lish kerak. Ona yahud bo'lmasa bola yahudi bo'la olmaydi. Yahudiylik bu millat. Millat bo'lgan. 3ta qabila yahudi millatidan bo'lgan. Bani Qurayza, Bani Nazir. Endi qabila. Xo'p, ta qabila. Tafsir qiladi. Demek nimani tafsir qiladi payg'ambar aytayapti, nima shayx aytayapti. Bir nimada yahudi qabilasidan yahudiylar zino qilibdi-da, payg'ambarga olib kelishibdi. Endi nimani gapdi? Keyin payg'ambar yahudiylardan ekan domlasini chaqirib kelinglar degan. Domlasi kitob bilan kelgan. Undan keyin payg'ambar zinoni qayeri zinoga nima qilinish kerak degan kitobni joyiga kelganda qo'limdan bekitib oldi deyapti. Mana shu tarixni yaxshi bilib, tarix fakt bo'ladigan bo'lsa, men shu narsani tushunmadim. Eng qadimgi davrda, eng rivojlangan Gresiyada ham 10% aholi savodli bo'lgan. Arabistonlarda juda bo'lsa 5% aholi savodli bo'lgan, kitob o'qigan. Endi domla kitob olib ketdi. Yerliklar kitobini. Yerliklar kitobini olib kelib turib, Ashetga kelganda bekitib oldi deyapti. Kimdan bekitib oldi? Atrofda arablar bo'lsa. Yerliklar kitobi ivritda yozilgan. Ivritda yozilgan. U narsa 1000 yil oldin yozilgan kitob. 4000 yil oldin. Endi nimada? Payg'ambar davridan oldin, payg'ambar davridan 3000 yil oldin. Shu demak 600-yinchi yilda ham Iso payg'ambar ivrit tilida gaplashmagan yahudiy bo'lsa. Aram tushundim, sizga javob beraman. Endi o'sha narsa kimdan bekitgan so'ra? Kimdan bekitgan? U biroq o'qishni bilmasa birinchidan. Sizga aytayapman. Shuning javobini eshitdingmanda. Bir odam keldi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga aytdiki, bizdan yahudiylardan bir kishi zino qilib qo'ydi. Jazosi nima dedi? Ular jazosini bilardi o'zi. Ular xiyla qildi. Mana payg'ambarku bu Madinada o'zi payg'ambarga iymon keltirmagan, lekin payg'ambar alayhissalom bilan shartnoma bilan yashayotgan qabila. Ular keldi-da payg'ambarimiz dan sekin gapni aylantirib, zino qilgan odamni jazodan qutqarish uchun kelib xiyla qilishdi. Payg'ambarimizdan kelib so'rashdi. Jazosi nima deganda payg'ambarimiz uylangan bo'lsa rajim dedilar. Rajim. Ular darra bizda dedi. Aslarda ham rajimki dedilar, Tavrotda ham. Yo, bizda darra dedi ular. Olib kelinglar kitobinglarni dedi. Kitobini olib keldi. O'tda bir katta jamoa o'qi dedilar. Bittasi o'qiyotdi, ikkinchisi qo'lini mundoq yoniga bundan da turtib, sen yahudiysan, bizdansan deb haligi joyi bekitib oldi. O'qib kelganda payg'ambarimiz qo'lini olib ko'tar dedilar. Qo'lni bitta ko'targanda rajim oyati turgan edi.
Şu, o hammadan bekitgani yo, o'zini o'qib berayotgan odamidan bekitdi. O bitta odam 5% ichida o'sha odam o'qishi bilardi u. U Tavrotni olib kelib, "Mana bizda yo'q", deyatdi. O'qichi dedilar, o'qiyotganda yonida turgan odam qo'lini do boshmoldog'ini do bekitib oldi kitobni. "Ko'tar qo'lingni, ko'tar, ko'tar. Buni o'qi", dedilar, "Rajim", dedi. Bu bilan isbotlandi. Bu ya'ni sizga bitta narsa aytayinda, bir katta qasr turibdi-da sizning oldingizda. Bu qasrni 100 ta eshigi bor. 100 ta eshik ochiq. Hammasidan kirsangiz ham bo'laveradi. Faqat bitta, 99 tasi ochiq. Bitta ana chekkadagi burchakdagi bitta eshik berk. Siz bu 99 ta eshikdan kirmayman. Nimaga? Nimaga ana u eshik berk degan savol beryapsiz? Sizga shuncha dalil, shuncha hujjatni ertalabgacha keltirishim mumkin. Islom to'g'risida, din to'g'risida, xohlasangiz fan to'g'risida. Men maqtanmayman. Men aniq fanlarni ham boshqa ilmiy asoslarni ham jiddiy ma'noda o'qiganman. Men bilan ro'baro o'tiradigan odam sal o'ylashib gaplashish kerak. Ya'ni olib qochib, men sizga aniq savol berganimda nazariy tushunchalar bilan qochib keta olmaysizmi oldim. Shuning uchun mana Shuhratga aytayotganim jumlani to'g'ri tuzish kerak va o'tirayotgan vaqtda dedi. Tavsiyada. Tamam, men sizga aytayapman. Yozilgan narsa deb. Bekitib oldi deyapti. Ma'nosi shu. Shundan bekitib oldi. O'qiyotgan odamda. Qo'l o'shetdan o'qiyotgan odamda. Lekin o'qiyotgan odamdan bilmayman hozir ashu narsani men hozir tushunmadim qanday deb. Siz tushunmasligingiz qanday bo'ladi? Kitobda o'shetni bekitib oldi deyapti. Ha, rajimni bekitdi. Payg'ambarlar o'qishni bilmaydilar. Masalan, payg'ambarimiz o'qishni bilmaydilar. O'zlariga o'qityapti. O'tta 3ta 4ta odam bor. Idishda idishda. Mana qaray, bir odam keldi. Bu odam aytdiki, bizda Tavrotda unaqa gap yo'q dedi. Kelgan odam. U Tavrotni bilardi. Payg'ambarimiz chaqirdi, Tavrot yeni dedilar. Bu odam bu kishiga aytdi, "Bor Tavrotni olib kelgin palonchi bilan" dedi. Palonchi olib kelganda payg'ambarimiz bunga emas, olib kelgan odamga o'qi dedilar. U o'qiyotdi, mana u odam qo'lini do'qi bekitib oldi. Rojimmi. Keyin ol ko'tar bu qo'lni dedilar. U kelgan odam bilmaydi mavzuni nima degani. Qo'lini olganda o'qi dedilar. Rajimmi o'qidi keyin. Nega arab tilimda emas u? 1000 yil oldin yozilgan, boring 3000 yil oldin bu yozilgan, o'tildi. O'tildi. O'zi yevreylar ham tushunmaydi domladan tashqari. Ya siz tushunmaysiz-da hozir. Yo'q, o'sha vaqtda. Hali aytdingiz menga. Iso payg'ambar ham aramiy tilida gapirgan, idish tilida emas, ivritda emas. Qaysi tilda? Aramiy tilida gaplashgan. Aramiy tilda. Aramiy tilida gaplashgan. Hozir yo'q, o'lik tillarga kiradi. U ham o'lik tillarga kiradi, lekin Iso payg'ambar ham yevrey bo'lganmi? O'sha vaqtda o'zi Isroilda aramiy tilda gaplashgan. Tamomda, mana hozir. Ivrit tilida emas. Hozir sizni o'sha vaqtda 600 dan keyin yildan keyin ham o'sha tilni kim tushunadi, men shunga tushunaman. Men sizga aytayapman hozir. Hozir sizga shuni o'zingizni mantiqingiz bilan isbotlab beraman. Ya'ni gaplarimni maqtanchalikka yo'ymayman. Hech kim emasman aslida, lekin sizni savollaringizga ilmiy asosda gapiryapman. Shartni chekaga surib qo'ying. Siz mantiqini aytyapsiz. To'g'ri, mantiqingiz to'g'ri. Bunga savolga yechim olgandan keyin qabul qilsangiz, ayni to'g'ri bo'ladi. Agar qabul qilmasangiz, mantiqingizda aralashib qolasiz. A priorini bilasiz, to'g'rimi? A prioriga tushasiz. Noto'g'ri narsani to'g'ri deb yurgan bo'lasiz. Bundan 500 yil keyin siz haqingizda gap bo'lsa, Asilbek bir joyda o'tirib, bir domla bilan Qur'on masalasida bahs qildi desa bir kishi va Qur'ondagi ba'zi oyatlari tafsirdan gapirdi desa, 500 yildan keyin bittasi chiqib, qanaqasiga Asilbek arab tilini bilmasdi-ku desa, uni mantiqi chalkashadi. Lekin unga tushuntirishsa, nimaga o'zini davrida, o'zini tiliga, dini ularni, Tavrot ularni tushunadigan tilda arablarni ichida yashayotgan odamlarga tegishli u. Tili arabcha bo'lishi uni yahudiy ekanligini inkor qilmaydi. Bu to umumiy masala. Bu narsa, bu narsa to'g'ri fahm bilan tushunsa bo'laveradigan, asl g'oyaga yetib borsa bo'ladigan narsa. Yo'q, mana shu men tushunmayotgan narsa, demak bu hammasi xato deyishlikka asos bo'lmaydi. Yuqorida aytganimdek, 99 ta eshik ochiq. Xohlagandan kiring. Bitta eshigini bek deb o'ylab, buni hammasi kirib bo'lmaydigan joy ekan deganga o'xshaydi. Mantiqan bu noto'g'ri. Sizga Alloh taolo hidoyat bersin. Menga so'z bir kishiga va'dam bor edi meni. Xo'p, hozir yana bitta masalan, hozir domlalarimiz juda ko'p ochdi, nima qilyapti? Mana bu kuni Saloddin domlalarning nimasini o'qidik. Demak, Firavnni oldiga bir shayton kelibdi-da, "Sen xudodan talab qilyapsan" deb nima qildi? Shu narsa masalan din to'g'risida gapirilyapti-da, keyin nima qilib turib, kommentariyasini o'qib menga ta'sir qildi. O'zini uyimadi, ertaga aytmaydi. Kommentariyalarni ta'sir qilib nima qildi? Sen musulmon emasmisan? Nima ishlaysan? Kim dislayk qo'ydi? Men sizga, men sizni hozir e'tiqodingizni haqorat qilmadim.
Sizga hurmat ko'rsatdim. Yo'q, men ham sizga aytmayapman. O'sha Salohiddin domla aytgan narsani ertaga aytib beryapti, deyapsiz. Men ertaga ishonmayman. Yo'q, mana xo'p, ertaga aytdi. Siz uchun ertak bo'lishi mumkin, hurmat qiling. Yo'q, mana masalan, oponentni, oponentni madaniyatli insonsiz, institut, universitet bitirgan odamsiz. Yo'q, to'g'ri, xo'p. Oponentni hurmat qiling. Siz uchun ertak tuyulgan narsa aslida haqiqat bo'lishi mumkin. Siz g'aybga iymon keltirmaysiz. Yo'q, mumkin bo'lishi uchun isbot bo'lishi kerak. Yo'q, isbot bo'lishi uchun fizika bo'lishi kerak. Qur'onda bo'lmasa, hadisda bo'lmasa, bu odam qadan bildi bu narsani? Yo, siz uni so'rang-da, bilmasdan turib nimaga uni ertak deb olyapsiz? Yo, mana masalan, mana hozir aytib o'tdim. Yo, nimaga asos? So'rang. Yo, masalan, yo, men so'ramda, undan boshlang'ichda so'rayman. Ha, so'ramasdan turib. Bu narsani so'ramasdan turib ertak deb olyapsiz. Qadan oldi, mana. So'ramasdan turib qadan oldi shu narsani. Yo. Masalan, xo'p, qadan oldi degan savol to'g'ri. Oxirgi firamin 2,5 yil oldin o'tgan. Oxirgi firamin. Xo'p. 2,5 yil oldin o'tgan. Xo'p. 5000 yildan beri 2,5 yil firavnlar hukmronlik qilgan. Xo'p. Musa alayhissalom qachon yashagan? Oxirgisi 2,5 yil oldin. Musa alayhissalom qachon yashagan? Musa alayhissalomni qachon yashaganini fan aniq qilmagan. Bo'pti, unda aniq bo'lmagan narsaga siz aniq bu ertak demang-da. Yo'q, mana yo'q, men eshitdingiz sizniki ham, sizga gapirsam ertak. Yo'q, firavnga oldiga shayton kirganligi. Siz shaytonga iymon keltirmagansiz-ki? Yo'q, shaytonga iymon keltirmaganman, lekin bu odam siz Allohga iymon keltirmagansiz. Qadan oldi. Masalan, siz agarda islomni eshitdingiz. Qanday isbotsiz narsalar bilan, ertaklar bilan aytib yo'q, ertak emasdi bu. Siz meni e'tiqodimni haqorat qilyapsiz. Ertak emas. E'tiqodingizni haqorat qilmayman. Men iymon keltirganman. Shayton alayhi lana bor. U borib, yo'q, bor, yo'q, shayton yo'q, boshqa demayapti. Fir'avnga borib uchraganligi bu ajablanadigan narsa emas. Yo'q, yo'q, ajablanadigan narsa emas. Lekin mana masalan ilm do'stlar bizga. İlim isbot qilingan, hujjat yo'q. İlim hujjat bilan gapiriladi. İlim diniy ilim bilan hujjat bilan. Agarda hujjat keltira olmasa, bu ertak yo'q. Ertak emas. Endi qaysi Qur'onda bormi shu narsa yoki hadisda bormi? Nimaga asoslanib bu odam? Hadislarda bor. Men sizga aytaman. Hadis masalan, hadisga siz iymon keltirganmisiz? Yo'q, keltirmagansiz. Chunki siz islomni shubha bilan qarayotgan odamsiz. Sizga savol. Men hadislarga iymon keltirgan odamman. Musa alayhi salatu vasallamning uylariga Azroil keldi. Azroil jon oluvchi farishta. Yo'q, siz yo'q. Bu narsa hadisdan aytayotgan bo'lsangiz, xo'psiz qo'ycha. Lekin men mana shaytonni. Xo'p, shuni aytayapman, shunga kelyapman. Siz ilmiy bahsni madaniyati bilan qabul qilishimiz kerak-da. Sizning gapingizni eshitib, savol tugasa, javob oxirgacha eshiting. Azroil farishta odam suratida Musa alayhissalom oldiga keldi. Aytdiki, "Men dedi, seni joningni olgani keldim" dedi. Musa alayhissalom sen mi hele canımı aladigan deb bitta aperitot qo'ydilar. Ko'zi chiqib qolgan bir farishtani. Keyin Allohning huzuriga borib farishta aytdiki, "Sen yuborgan bandang o'limni xohlamayapti" dedi. Ko'zi chiqarib qo'y, ko'zini Alloh taolo to'g'riladi-da, bor yana qaytadan bor dedi. Ikkinchi kelganda keyin jonini olgan. Bu hadisda turibdi, Buxoriyning sahih hadislarida. Buni ertak deydi. Dahriylar ertak deydi, sunnat inkorchilari ertak deydi. Ertak nimaga? Ular bunga iymon keltirmagan. Men buni ertak demaymiz, ertak demaymiz. Chunki hadisda bor ekan. Hadisda bo'lsa biz ertak deymiz. Endi shayton. Lekin mana u firavnga kelib, endi aytaman sizga. Endi davom kelyapman shuni. O'sha hadislarda Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat bor. U kishi sadaqat xurmolarini himoya qilib, qo'riqlab tursalar, bir o'g'ri odam kelib, xurmo o'g'irladi. Tappitib ushladilar. Ushlab payg'ambar oldiga olib boraman sen o'g'rimni dedi. Deganda iltimos, meni bolacha ham kambag'al, o'zim ochman, bekcha olaman, yig'iladi, siqtadi, bir narsa qildi. Keyin rahmi kelib qo'yib yubordi u kishi. Ikkinchi safar yana shunaqa bo'ldi. Uchinchi safar yana ushlaganda aytdiki, "Men senga bitta zo'r narsa o'rgatib qo'yaman. Agar shuni o'rgatsam qo'yib yuborasanmi?" dedi. "Nima u?" dedi. "Agar" dedi, "har kuni yotishdan oldin oyatal kursiyini o'qib yotsang, tonggacha senga shayton yaqinlashmaydi" dedi. Keyin buni bo'p dedim, qo'yib yubordi u kishi. Payg'ambar alayhissalomni oldilariga keldi Abu Hurayra. Kelib aytdiki, "Payg'ambarimiz Abu Hurayra, kechagi ushlab olgan odaming bilasanmi kim?" dedi payg'ambarimiz. "Yo'q, kim edi u?" dedi. "Shayton edi" dedilar. "Shayton edi, lekin oxirgi aytgan gapi to'g'ri edi" dedilar. "Wa huwa sadaqa wa huwa kazub" dedilar. "To'g'ri aytdi, o'zi yolg'onchi" dedilar.
Şunun için peygamberimizin tasdikleri bile her gün keçkurun ayetler kürsünü oku yatamız biz. Bu ruhi cihattan. Şimdi şeytan mıydı o? Şeytan idi. Adam surette geldi mi? Geldi. Hatta üçlü oldu Ebu Hureyre. Üçlü oldu bağlam abar hemen dedi. Hadiste barlığı ki hüccet tamam diye hepsi. Bana hadis. Hop, bu hadisler gel işlememiz. Hop. Çünkü hüccet. Lekin şeytandı firavinge kirgip gafreşkenle hüccet yok. Var mı çünkü? Var asarlarda Beni İsrail'in İsrailiyatları da var. Ve eğer o İsrailiyat bizim hadislerimizde zıt bulmasa kabul kılavuramız. Zıt bulsa etmemiz, yok bu doğru mesleğimiz. Bizde hadislerde tuttu mu? Şeytan Ebu Hureyre'ni aldı ki kildi mi? Kildi. Şeytan o peyde Firavun'u aldı ki bargan bulsa. Acapmaz. Lekin acapmaz. He. Acapmaz. Anık fendi mi? Bu anık hak yaptı. Ben anık bulmasa, hüccet bulmasa, bu adam da erken ilk yaptı, yetek bulmadı. Ya yetek bulmadı. Çünkü ben mesela, ben Tavrat diyeyim. Ben yaptı açalım. Tavrat'ı nahayet yaşı bilemem. Tavrat diyeyim okup çıkarmam. İncil diyeyim okup çıkarmam. Siz tarihi menşik yapıyız bilen bilmezlik izleyip yapsız. Yok, ben mesela... Tavrat var mı hazır? Hı? Hazır Tavrat var mı? Tavrat var. Ay siz özgürtür varken degen ile hazır var mısınız? Özgürtür ne gel? Aynen Tavrat var mı hazır? Var. Hatta var. Hazır... Nema kılıklarlar Tavrat mas mı? Talmud'u. Tavrat yok. Beni İsrail özü eytirdi. Bizde Tavrat kama gendiydi. Talmud oku yaptı ulu hazır. Şimdi şu nümeler... Bunlar tarihini bilemem diye hemen bu adamı körgenmem tarihini bilmiydi. Yok nümeler bilmiydi. Allah acır. Yani mesela o şu narsa ilte bu kol yapsın. Ya sizi yapmış. Yok şu narsa. Yok bana. Mesela o şey sorabı. Kanki dedi şu sözünü makleyelim. Hazır. Ben kanki dedi soru bir yapma siz uyakta bir yakta kesip kaldıyız. Ya hadi yazımda durdu. Yok bana. Siz Tavrat'ı okudum dediyiz. Bana hazır ettiyiz. Tavrat'ı okudum dediyiz. Eşitiyiz mi? Tavrat'ı kanak okuyuz. Tavrat yok. Tavrat. Tavrat'ı yokligini Beni İsrail, Yahudiler özeydi. O şu hazır ki Beni İsrail okuyup gelirken nasıl? Yenge ahdı bile eski ahdı ne farkı var? Yenge ahdı İsa Peygamber'di ki. Doğru mu? Yok. İnce. Ne farkı var? Ben İsa Peygamber'di ki falan için ki demeyelim. Yenge ahdı fakat İsa Peygamber doğrusunda. Yani ne eski ahdı Tavrat. Ne demek ya? Yenge ahdı. Talmud. Tora. Tora değil adı. Nemeler Tora değildi. Talmud var hazır. Tavrat yok. Tavrat yok. Yok. Bugün. Talmud. Yani siz bana kelimin diye kararınız. Tora var. Tora var. Talmud var. Şimdi Talmud ne? Tora. Hazır ki işte, Tavratımız. Talmud şunun ispatı. Şunun Talmud, Talmud Tora'nın komentariyası. Bana bu var ne makalıyım? Bu ne makalıyım? Talmud ne komentariyası? Tavrat'ı komentariyası. Asıl belki tanışkanımdan kursam ben. Siz bilen kelep yaklaşkanınızda nana soru verişiyiz. Menge malum mesele. Lekin hulasanızın ahırı da hadır bana 700'den aşık adam küzeti yaptı. Bu sohbet tüge günçü 10.000-15.000 adam köredi. Bu sohbetimiz sizi kimle gizli kursatmadık. O ciz etkeniniz için. Lekin o aziz eşitildi. Sizi kayırdı kim bilen yaklaşkanımız için etmeyimiz. Komentari yerlerini ilmi profesörler köredi hala. Çok adamlar koradı, fakat diplomayızı ihtiyat kırın, hap uyuşadı bu türlü şeyleri. Subhaneke Allah'ıma ve bihamdik neşhedü ve Allah'a ilahe illallah. Bak, bu vaktinden bahsediyorum. Yok, bana bu, çok. Elhamdülillah. Ya hayya kayyum bir rahmetike nestağid, aslihlana şuhunana kulleh, ve la tekinna ila anfusina tarfat ayn. Allahümme arina al-haqqa haqqan ve arzukna tiba'ahu ve arina al-batila batila ve arzukna ictinaba. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ben uşağın gibi aşkımı eyle dedim. Sıkkatımız aştan şırıl ola gidin bile gidin. Yok, bana mesela şunu arsam hazır. İnşallah yine konuşalım. Yani ona nasıl konuşuşumuz var. Yani ben Allah'a oturandı. Şunu özüz sohbetine gidin bana. Allah'a da oturandı. Ben elde gidin. Yeni siz yazı olayım. Tasır kıp gitti yok. Ya et katustan gülüş doğru mu? Yok, et katustan siz yazı olayım. Yok, bu ben bana mesela ispatlı verdim. Bu dersen elde gidin. İspat kalaydı. Çünkü hüccatı yok dersen elde gidin. Kettirdin hüccatı. Çünkü mesela babaya ne doğrusu? Yok. Hüccatı kettirdin. Yok, hüccatı kettirmediyiz. Hüccet getirmedi mi? Yok. Ebu Hureyre'nin hadisi ne mi? Yok. Şeytandı... Ha, adam şekilinde keygeni baktı. Yok. Şeytandı firavın böyle gerçekten yapı doğrusu da hüccet getirmedi. Sizde mantık buzuk buysa ben de bakıyorum. Yok, mantık buzuk bana, mu? Ebu Hureyre'ye geldi. Yok. Geçtin. Ebu Hureyre'ye geldi. Bana şu... Yok, Ebu Hureyre'ye geldi. Başka. Bu nefsen mantık mı?